Hocam tekrar merhaba. Merhaba. Geçen bölüm sorulara cevap vermiştik o yüzden maddelere devam edememiştik. Bu hafta bütün hızımızla devam ediyoruz. Madde 21 82 Anayasası ama değişmiş 2001'de. Konut dokunulmazlığı. Evet. Ama şunu söyleyeyim bakın. Daha baştan genel olarak söylerken 61 Anayasası daha iyi bir anayasaydı. 82 Anayasası daha denetimci, daha devleti birey karşısında üstün tutan bir anayasa demiştik. Ya yani ulusal güvenlik. Aynen. Hı hı. Şimdi bu konuda baktığın zaman bu farklılaşmayı çok iyi görüyorsun. Bir kere bu konut dokunulmazlığı da üstünde çok durduğumuz özel yaşam alanının boyutlarından bir tanesidir bu. Ama şunu özellikle vurgulamam lazım. Mesela 61 Anayasasında nasıl düzenlenmişti bu? diyordu ki konuta dokunulamaz. Net ilkeyi koyuyor. Konuta dokunulamaz. Ancak kanunun açıkça gösterdiği hallerde, usulüne göre verilmiş hakim kararı olmadıkça, milli güvenlik veya kamu düzeni bakımından sakınca bulunan hallerde, kanunla yetkili kılınan merciin emri bulunmadıkça konuta girilemez, arama yapılamaz. Aslında girilebilir diyor. Hayır, <laughs> ama şu, ilkeyi koyuyordu. Normalde konuta girme diyordu. Ancak milli güvenlik gibi, çerçevesi daha iyi çizilmiş ve kamu düzeni gibi. Adam evinde faraza silah üretiyor veya uyuşturucu madde üretiyor. Bu gibi hallerde kanun bunun nasıl ortaya çıkabileceğini de koyacak ve yetkili mercin veya hakim kararı olunca ancak girebiliyorsun. Böyle bir hakkı düzenleyeceksin ve tabii ki istisnalarını Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi de koymuş. Ama 82 Anayasası'nda bu gerçekten içinden çıkılmaz bir hale getirilmişti. Neden? 82 Anayasası'nda konut dokunulmazlığı ilk önce çok geniş bir şekilde düzenlenmiş ve bir şeye bağlanmıştı. Bu çok tehlikeliydi. Daha önce söyledim ama bir kere daha söyleyeyim. Özel yaşamın gizliliği, boyutları, konut dokunulmazlığı, haberleşme dokunulmazlığı ve özel hayat. Bu nedir? Tamamıyla devlete bak karışma bu alana. Dur diyorsunuz. Dur dediğim Negatif bir alanda. Oldu. Negatif. Dur. Gelme abi. Bu benim özel hayatım. Fakat 1982 Anayasası 61'den çok farklı olarak bir genel sınırlama maddesi getirmişti. Ünlü 13. madde ne diyordu? Genel sınırlama maddesi diyordu ki bütün haklar milli güvenlik, kamu düzeni, genel ahlak, genel sağlık bütün bunlarla ilgili olarak düzenlenebilir diye bir e, genel askı sınırlama askıya alınabilir de sonra ama sınırlanabilir getirmişti. Peki hangi haklarda ne varsa bunları saymış ve demişti ki hakların hepsi için bu sınırlama maddeleri geçerli. Şimdi bu korkunç bir şey oluyor. Şimdi milli güvenliği anlayabilirim dediğim gibi. Adam casusluk yapıyor mesela. Kamu düzenini de anlarım dediğim gibi. Adam uyuşturucu madde yapıyor veya silah üretiyor. Burada tabii ki bakacaksın. Makul gerekçeler, objektif bir gözlemciyi ikna edecek ölçüde şeyler var ve mahkeme kararı da varsa yapacaksın. Veya bir adam banka soydu. Görüyorsun kaçtı evinin içine girdi. Ben buraya giremem. <laughs> Dokunamıyorum diyemeyeceksin. Ama tabii. yine savcı değil. Şey... Tabii yetkili mercin yazılı emri olacak. Etrafını çevireceksin, kaçamayacak ve gireceksin. Şimdi bunu tamamıyla bir komiserin şeyine bağlayan ve gerekçeleri de genel sınırlama maddesinin tamamına bağlayan bir düzenleme getirmişti 82'de. Bu inanılmazdı. Herhalde teröre karşı bir... Sözde. Terörle de tabii ki engelleyecek vatandaş. Ama terör diye her şüphelendiğine konutunu arayıp eşyasını arayabilecek durumda değilsin. Daha önce de söylemiştim. Hatta şeyde konuşmuştuk. Yücel Aşkı'nın durumunda konuşmuştuk evet, daha önce. Evet. Yani giremezsin. 2001'de şu getirildi. Kimsenin konusuna dokunulamaz milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlakın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüğünün korunması sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı olarak usulüne göre verilmiş karar olmadıkça yine bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınmış mercin yazılı emri bulunmadıkça kimsenin konutuna girilemez, arama yapılamaz, buradaki eşyaya el konulamaz. Yalnız yetkili mercin kararı 24 saat içinde görevli hakimin onayına sunulur. Hakim kararına el koymadan itibaren 48 8 saat içinde açıklar. Aksi el koyma kendiliğinden kalkar. Şimdi bu da bana göre çok geniş gene. Genel ahlakın korunması. Ya, i̇ki yönden çok geniş. Birinci boyutu şu. Milli güvenlik, bu suç işlenmesi, genel sağlık, genel ahlakın korunması, başkanı. Ya genel ahlakın korunması için gidersin mahkemeden. Bak ...bu hastalıklı bir adam. Orada kastedilen... ...fuhuş falan mı? Ne o? Fuhuş. Kumar. Işte gibi. gibi. Ama bu insaf. Zaten kamu düzeninin içinde değil mi bu? E, fiilen ya her şeyi yapılabilir demek çünkü. Aha, bunu koyduğunda bu kadar genişlettiğinde... ...sen bunu istediğin gibi... ...yorumla diyorsun. Yani 13'ü kaldırdın ama... ...yerine bunu koydun. Ha, Aynı şey bu. İstediğin kadar... ...yorumla. 13'ü kaldırmanın... ...bir özelliği var. Bütün haklar için... ...birazdan göreceğimiz insanın... ...kafasındaki düşünce için bile o genel... ...sırlanma maddesi geçerliydi. Korkunç... ...bir şeydi. 13'ü kaldırdın. Güzel ama gene bu maddeyi biraz geniş tuttun. Bence bunu 61'dekine benzer bir şekilde çok açık net anlaşılabilecek. Milli güvenlik, kamu düzeni deyip kanunda da bunun çerçevesine anayasaya aykırı olmayacak bir şekilde doğru çizersen bu iş anayasa hukuku açısından çözümlenmiş olur. Tabi bunu yaparken de tekrar söylüyorum. Bir partinin her zaman ...yapması o yüzden kötüdür. Bir parti, bir kişi... Süheyl Batum, başka bir anayasacı da... ...olaya bir boyutundan Kendi bakar. Kendi ideolojisinden bakar. Tabii... Bak. Halbuki sen bunu toplum sözleşmesinin içine koyduğunda bu şekilde daha güvenli bir madde getirmiş olursun. İşte konut dokunulmazlığı, özel yaşamın gizliliğinin daha önce de konuşmuştuk bunu boyutlarından bir tanesi. Ondan sonraki bir ikinci boyutu da haberleşme hürriyeti. Haberleşme de çok önemlidir. Madde 22. Herkes haberleşme hürriyetine sahiptir. Haberleşmenin gizliliği esastır. Şimdi devam ediyor. Milli güvenlik, Aynı kamu düzeni, suç işlenmesini... Yani eskiden genel sınırlama maddesinde olan her şeyi buraya koyarak diyorsun ki ben sınırladım. Böyle 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 olmadıkça haberleşme engellenemez, gizliliğine dokunulamaz. 24 saat içinde görevli hakimin onayına sunulur. Hakim kararını 48 saat içinde açıklar. Yani sen adamın haberleşmesine, mahkemeye sonra veriyorsun. Ve bir de milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık, genel ahlak, başkalarının hak ve özgürlükleri. Şimdi bunun içine girmeyen bir şey söyle bana ya. <laughs> ya yani bunun içine sokulamayacak bir gerekçe söyle bana. Peki aklıma gelmiyor hocam. Ha yani. Para basalım. <laughs> o da istediğine sokarsın bunun içine. Kamu düzenine de sokarsın, şeye de sokarsın. Düşünüm yani, ben bir dakika ne girmez bunun içine? Evet, güzel bir soru bu. Yok. <laughs> Yok. Her şey giriyor. Yok. Demek ki yani bizde haberleşme gizliliği esastır. Tam doğru değil. Çünkü biz her halükarda girebiliyoruz. Ha buna desen ki mesela sadece milli güvenlik ve işte kamu düzeni açıkça bozulması gibi söylesen. Ha derim ki Tamam bu şu girmiyor. Her şey var. Genel ahlak, genel sağlık. Buraya koymuş. Dolayısıyla tekrar söylüyorum bak. Bir anayasacı olarak söylüyorum. Bunun tersini düşünen de olabilir. Koskoca devlet girmesin mi istediği alana diyen de olabilir. Ama demokratik bir ...anayasa geleneği açısından... ...ben böyle düşünmüyorum. Daha spesifik bir şey sorayım. Mesela biz ikimiz konuşuyoruz... ...ben de size dedim ki ya Süheyl Hocam... ...darbe yapalım dedim. Mesela, yani mesajlaştık. Bu suç mu? Şimdi bu maddeye göre suç oluşturulabilir. Ama <laughs> esasında bu suç değil. Evet yani. Değil. Ancak bunu akta döndürmeye yönelik. Örneğin bakın... ...daha önce de söylemiştim. Söylediğin yer ve uygulanması çok önemlidir. Amerika Federal Yüksek Mahkeme... Bunu ilk yapan çizendir demiştim. Güvenlik güçlerini öldürmek gerekir derse düşünce özgürlüdür diyor. Ha. Ama 5 metreden şu açıdan atarsanız zırhı delersiniz. Böyle öldürün derse bu akta geçmenin şeyidir hmm, diyor. Yol Dikkat gösteriyor en. çünkü. Yol gösteriyor. Biri fikir, öbürü Aynen. Bu ayrımı yapıyor. Ama bir dakika bu askerleri öldürmeliyiz dedi dedi. Bunun suç olmaması da tuhaf değil mi? Ya tabii ben de söylesinler diye söylemiyorum Aynen bunu. Yani Ama, o ayrımı hukuk nasıl yapıyor o ilginç. Ya şöyle diyor. Bu kendi düşüncesini söylüyor. Padişahlık rejiminde yaşayalım. Ya bir düşüncesi bu adamın. Ama bunu dedim ve yüz bin kişi bana inandı. Ha. O zaman. Eğer bunun için bir parti kurdun ya da bir eylem oldu bunun için hadi yüz bin kişi geldi dedi ki hadi arkadaşlar <laughs> yapalım dediği anda Aklı bu ]ladım. doğrudan doğruya suçtur. Tekrar söylüyorum. Söylediğin yer, söylediğin zaman da önemlidir. Dedi ya bir parka git diyor. Parkta yangın var diye bağır diyor. Hiçbir şey olmaz. Açık. Hınca hınç dolu bir tiyatroda veya sinema salonunda yangın var diye bağırdığında... ...bu inanılmaz bir panik yaratabilir. Suç işlemiş. Olmalısın. İşte bu suçtur diyor. Bak aradaki fark komik gibi geliyor insana. Ama çok ciddi bir farklılaşma. İşte burada bence anayasa maddeleri bu farklılaşmayı... Ortaya koyabilecek şekilde yapılmalıdır. Peki başka bir şey soracağım. Burada teknik olarak anayasa hukukçusu olarak şey yapıyor ya kuralı koyuyor işte evet. haberleşme hürriyeti vardır diyor sonra da istisnaları sayıyor koyuyor. ya saymasa o istisnaları onları savcıya veya hakime bıraksa daha iyi değil mi? Doğru bu da yapılır ama işte... Birleşmiş Milletler Evrensel İnsan Hakları Sözleşmesi veya hatta bunun gibi eski siyasi sözleşmeler gibi olur diye düşünülüyor. Çünkü koyuyorsun ya bunun sınırı olmuyor o zaman. Ya sınırı yine yargıya bıraksın. Hayır ya da yargıya çok geniş bir alan bırakmış oluyorsun. Yani ülkeye göre değişiyor. Ya sınırı olmuyor ya da sınırı yargıya tamamıyla bırakılmış oluyor. Oysa yargıya bu kadar geniş bir alanı bırakmaman lazım. Ama olay bazında değerlendirmek daha doğru daha değil mi? Daha doğru. Evet. Yani daha çünkü doğru. burada genel bir şey oluyor. Ama bravo o yüzden zaten diyorum ki milli güvenlik ve kamu düzeni dediğin zaman nispeten daha çok anlaşılan bir şey. Kamu düzeni bozuluyor mu? Ya ben evimde oturdum Allah kahretsin krallık gelmeli ne güzel olur padişahlık gelsin diyorum. Bunun kamu düzeniyle ilgili bir tarafı yok. Bir, bir etkisi yok. Yani. Yok yok. Veya üç kişi beş kişi toplanmışız burada konuşuyoruz seninle ve diyoruz ki ya krallık gelme padişahlık gelmeli ne güzeldi ya ne bu ya kardeşim parlamentoda bir sürü adama yemek veriyoruz nedir dedik mesela. Bu da beş kişi konuşmuşuz ama bunu on bin yüz bin kişinin toplandığı bir yerde yeter arkadaşlar bunu kırmamız lazım dediğinde işte kamu düzeninin bozulmasına Amerikalıların ve sonra da bizim de kullandığımız açık ve yakın tehlike dedi. Clear and present danger. Biz bunu açık ve yakın tehlike diye koymuşuzdur. Oysa bu dikkat edersen clear and present danger. Şu değildir var yakın olan. değil. Evet. Var olan tehlikedir. Yani var o anda. Aslında eyleme çağrı varsa evet, aha, evet. yani bunu net söylersen. Bakın arkadaşlar, silahlarınızı alın. Sen şu köşeyi, sen şu köşeyi, sen şu köşeyi tut. Artık bu eylem. Peki İstihbarat burada nereye oturuyor? Yani haberleşme dedi ya. Ama biliyoruz ki bütün devletlerin istihbarat kurumları var. var. Onlar anayasadan bağımsız. Şöyle yapıyorlar diyorlar işte. Eğer yetkili merciin yazılı emri bulunmadıkça diyor ya. Bunu eğer yasa ki öyle yapıyor Türkiye'de de. Çok geniş tuttuğu zaman bunu istihbarat ben önleyici denetim yapıyorum. Diyor. Ama orada biraz haklı değil mi? Yani şu açıdan söylüyorum. Milli istihbarat teşkilatı nereye bağlı? İçişleri Bakanlığına. Ya şimdi Cumhurbaşkanlığına bağlı doğrudan doğruya. Yani anayasayı Hükümleri onlar için de geçerli mi? Hepsi için geçerli. Öyle mi? Hepsi için geçerli. Ama şöyle bir şey yok mu mesela şüpheleniyor istihbarat diyelim ki işte yine hep verdiğimiz örnek Süheyl batumla ilgelerden ilgili bir şey yapmak istiyorlar diyor. Ben de bundan şüphelendim diyor. Bunu yazılı olarak izin mi alıyor? Nasıl oluyor? Evet yazılı olarak izin alıyor. Kanun mite. Veya istihbarat örgütüne bu konuda görev verirse kendisi de yetkili emir olarak, amir olarak bunu hemen telekomünikasyon eskiden iletişim başkanlığına haber veriyor ve o dinliyor. Zaten su akıyordu. Ama söylediğimiz bir şey vardı. Benden şüphelenebilir. Ve dolayısıyla sizi dinlemek zorunda. Yani. Dinlemek zorundadır. Ama bunun için mutlaka elinde bir takım veriler olmalı. Süheyl Batum'a ilişkin olarak objektif bir gözlemci ikna edecek ölçüde. Biz bir bakalım diyemez miyiz? Yok. Olmaz. Olmaz öyle bir şey. Ha yapılıyor mu? İşte şimdi herkes diyecek ki <laughs> ya söyle Hoca bunu anlatıyorsun ama yapılabilir diyorsun. Olanı <laughs> da görmezden gelme. Anayasaya aykırılık mı? Aykırılık. Siz zaten sizi de dinlemişlerdi söylemişler. Evet ama yapılıyor mu? Yapılıyor. Ha buna ceza verirsen kurtarırsın. Ama Türkiye'de ceza verilmediği zaman bunu rahat rahat benim görev veya yasayı çok geniş tutarsan. Bakın çok basit bir şey söyleyeceğim. Kadınları korumak için bir düzenleme getirildi. Dedi ki kadına ısrarlı takip. Mesela boşandı ya da evlenmedi de nişanlıydı ayrıldı. Israrlı takip edersen, devamlı ararsan, devamlı rahatsız edersen bu suç. Hatta koca bile mahkeme kararıyla ayrı kalmak zorundaysa ayrı tutuluyorken ısrarlı takiple kadını devamlı ısrar ediyorsa, rahatsız ediyorsa bunu engelleyebilirsin. Türkiye'de bu ne için uygulandı biliyor musun? Niçin gazetecinin bir eski milletvekili hakkında yazdığı yazılar, yolsuzluk yazıları hakkında mahkeme karar verdi. Kadınlar için getirilmiş bu maddeyi uyguluyorum. Israrlı takip, ısrarlı yazı yazamazsın bunun hakkında. Aa, bir daha bunun hakkında yazı yazamayacaksın diye. Şimdi bu makul mü? Hayır. Değil. Peki ne yapılması lazım? Derhal Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun bu konuda faaliyete geçip bu hakime görevi inanılmaz derece kötüye kullandı diye ya cezalandırması ya da görevden el çektirmesi gerek. Yapıldı mı? Hayır. Çok mutlu hakim. Şimdi dediğim gibi devlet kavramı dediğimiz hukuk kavramı dediğimiz şey iki kere iki dört değildir. O yüzden zaten mutlaka parlamentonun yapması ve anayasaya aykırı olmayacak şekilde denetlenmesi bunun için vardır. O yüzden anayasa mahkemeleri yetmez ama evetçilerin söylediği gibi olsun. Bak şimdi AKP diğerlerinden daha iyi gözüküyor. Onu yapalım sonra zaten bir gün değiştirebiliriz. Olmaz. Bu bakımdan yanlıştır ama Türkiye'de oluyor mu? İşte oluyor. Dediğim gibi konut dokunulmazdı. Aynı özel yaşam gibi, aynı haberleşme gibi. Ya dokunamazsın. Ancak şöyle dersin. Bak Süheyl Batum hakkında böyle 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 bir takım şeyler var, veriler var. İşte şuralara gidiyor, bundan görüşüyor, şöyle yapıyor, böyle yapıyor filan falan. Faraza bombayı koysun bir yere uçursun diye beklemek durumunda değilsin. <laughs> Tabii ki bu veriler varsa hakim der ki tamam. Ama bundan istifade ederek Hiçbir şey bir dinleyelim bakalım ya bu gez, zamanında şunu da eleştirdi. Olmaz bundan her türlü melanet çıkar. Bu yanlış bir şey. Bir şey daha söyleyeyim. Örneğin daha önce konuşmuştuk. Ya böyle bir karar çıktı Türkiye'de muhtemel bir olay olabilmesi ihtimaline binaen İstanbul Üniversitesi'nin çevresinde ve ki arkadaşlardan bir tanesi de şey olarak yazmış hocam biz böyle bir ay arandık falan diye etrafında bu muhtemel bir olayı önleyebilmek amacıyla bir hafta boyunca bu uzatılıyor da İstanbul Üniversitesi'ne çıkan yollarda arama yapılmaz. Ya böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi? Ha bu ancak şu olur. Maç var. O gün maç ve kavga çıkacağına dair bir şey aldın. Evet, o maça giden sokaklarda bir arama yapabilirsin. Bu olur ama insaf. O yüzden ben bir 61 anayasası daha iyiydi derken en iyi de manasla söylemiyorum. Daha iyiydi. Neden? Daha sınırlı, daha somut. Peki bir şey soracağım. <laughs> Amerikan filmlerinde çok görürüz bunu. Mahkemeye çıkar bir kanıt vardır. İşte bir dinleme bir şey tartışılır, itirazlar olur. Hakim der ki bunu ...mahkemeye sunamazsınız. Şimdi bu olay 17-25 Aralık adı verilen süreçte oldu Türkiye'de. Evet. Bir takım dinlemeler yapılmıştı. Evet. Hukukçu olarak soruyorum. Yasal olarak elde edilmemiş dinlemeler gerçekten hukukta yok mu sayılmalıdır? Yok sayılmalıdır. Öyle mi? Tabii. Ama suç çok ortadaysa ne de? Dinleyenler şimdi... Veya şike davasında oldu. Mesela Hı? şike davası için bir şey söylemiyorum. Çünkü ne söylesem... <laughs> size kızıyorlar. Bir böyle. taraf mutlaka... Ne desen? Yok prensip olarak Hayır prensip olarak söyleyeceğim. 2007 yılından itibaren daha önce söylemiştim. 2004 yılında da polis vazife ve kanununda bir değişiklik yapıldı. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı diye bir şey kuruldu. Bütün iletişimi dinlemek için. Ve başına da başbakanın, üçlü kararname değil, başbakanın tek başına atayacağı kişi getirildi. Bu soru Anayasa Mahkemesi de aykırılık oluşturdu. Anayasa Mahkemesi iptal etti ama geçmişe yürümez dendi. Ve aynı adam devam etti. 2004'ten 2007'ye kadar kimse bir şey anlamadı. 2007'de bir baktık ki herkes dinlenmiş. Canım su akıyordu dediler. Ya herkes dinlenmiş. Zaten teknoloji o yüzden dünyanın her tarafında özgürlükleri ortadan kaldırıcı kabul ediliyor. O yüzden Almanlar meşhur Klas kararını kaç yılında verdiler? Almanlar değildi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi terörist olduğundan şüphelenen bir adamı dinliyorlar. Her şeyini, özel konuşmalarını her şeyi dinliyorlar. Ne yapalım abi diyorlar. Bu zamanında suç tamam, işlemiş. Dinleyebilir ama kullanamaz diyorsunuz. Ee, hayır. Bunlar geldiğinde Esasında kayda almamak durumunda. Ha, Bir süre tabii kayda alınabilir mi? Özel e, konuştu, karısıyla konuştu veya arkadaşıyla konuştu şeyleri alabilir mi? Ben şundan kaç çıkıyorum. 17-25 aralığa kadar ülkenin üçte biri hakkında bunlardan dolayı davalar açıldı. Ya dinleme kararı var mı? Var. Abi nasıl verdim bunu? <laughs> verdim. Hatta bize şöyle yüklendiler. Ya bu ülkede darbe olmadı mı? Kardeşim oldu da banka soygunu da oldu. Burada Levent'te banka soygunu oldu diye o gün Levent'e gelen herkes topladın mı kardeşim? Yapamazsın bunu. Ne demek yapamayız? Yoksa siz darbeci misiniz? 2007'den 2014'e kadar bu yaşandı. 7 yıl. 17 bir anda bu iş dinletenlerin, bu işi yapanların 7 yıldır arkasında duranların başına geldiği anlaşılınca bir dakika dendi bir dakika. Olmaz. Hakikaten. Bir siyasi hiçbir şey söylememeye, hukuken söylemeye çalışıyor. Biri gelsin desin ki ya nasıl sordu Ercan Bey? Desin ki hayır yanlış söylüyorsun. Bu nedenle olmadı oldu desin. Onu da cevap Yani vermeyeyim. doğru anladıysam şunu mu söylüyorsunuz? İşte o dinleme kararlarını savcılar, hakimler aldı. Aynı. Dolayısıyla aslında yasaldır diyorsunuz. Hayır. O yasal değilse bu da yasal de değildi. Yasaldır. O yasalsa bu da yasal. Tamamen hukuki bir bakış. açısı. Aynen, hukuki bakış açısı. Ama bir tek şey var şunu söyleyeyim. Hani şike davası dedim ya. Şimdi hep şunu tartıştık. 2007'den 14'e kadar. İleri sürülen deliller sahte delillerdi. Hem izinsiz alınmış, izin olsa bile sahte delillerdi. Mesela işte meşhur 5 no'lu CD, 11 no'lu DVD. Bunlardan bir tanesi kırık artık açılamıyor dendi. Öbürü de sahte bilgiler yani ta 2007'de 8'de hazırlanmış bilgiler. Bağlamından koparılmış ha, Yani nasıl olacak? Mahkemeye gelecek adam. Diyecek ki biz Süheyl Batum'un casus olduğundan şüpheleniyoruz. O yüzden biz bunu dinlemek istiyoruz. Baya dava gibi mi oluyor? Yani? Hayır değil, ha, değil, açık değil değil. Açık değil. Açık değil. Kapalı. kapalı diyor. Ama yazılı. Biz diyor tabii tabii. Biz bunu bunu istiyoruz diyor. Arama. O da yazılı emri veriyor. Dikkat edin Amerika'da hep vardır bu. Yazılı evet. emir gör veya Fransa'da veya İngiltere'de. Yazılı emir olması lazım. Çünkü verdim abi ben. Olmaz kim verdi, nasıl verdi. Bu ancak olunca konut dokunulmazlığı, haberleşme, özel yaşamın gizliliği ortadan kaldırılabilmesi gerekli. Ama sınırlı haller bir suç işlediğinin yüzde yüz kanıt doğru olması gerekli değil. Bir takım verilerin, bulguların o yüzden şöyle söylüyor. Objektif, makul zekada bir gözlemciyi ikna edecek boyutta. Yoksa yüzde yüz kesin değil. O sadece mahkeme mi o adam? Mahkeme sonunda bakar. Hayır bunu yanlış elde etmişsin der. Bunu doğru elde etmişsin der. O ayrı mesele. Yerleşme ve seyahat hürriyeti var. Burada da herhalde benzer şeyler var. Aynen ya. Ve evet. herkes e, yerleşme ve seyahat hürriyetine sahiptir. Yerleşme hürriyeti suç işlesmesini önlemek, sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak, kan mallarını korumak amacıyla sınırlanabilir diye kanunlarla sınırlanabilir. Yalnız burada bir şey var. Yerleşme ve seyahat hürriyeti. Şimdi suç soruşturma veya kovuşturması sebebiyle, ve suç işlenmesini önlemek amaçlarıyla kanunla sınırlanabilir. Burada Türkiye'nin çok yakından yaşadığı bir şey var. Şimdi dinleyenler şöyle diyebilirler. Aman neye uyuyoruz ki sen de şimdi bir hukukçu olarak böyle saçma sapan şeyler ileri sürüyorsun diyebilirler. Ama Türkiye'de bana göre diyorum, yanlış da düşünebilirim. Bana göre hukuka uymanın hiç gerekli olmadığını göstermek açısından maalesef bir şey söyleyeceğim. Pandemi oldu. Çok önemli bir konu. Pandemi. Onu daha önce konuşmuştuk. Evet. Pandemide İçişleri Bakanlığı yasaklar koydu. Üç gün çıkamazsın. Bugün engelledim. Ne istinaden yaptın? Çok açık bir gerekçe var. Ne güzel. Salgın hastalık nedeniyle olağanüstü hal ilan et. İstediğini yap. Onu yapmak yerine şu yapıldı. Efendim, Umumi Hıfzı Sağ Kanunu bize bunu veriyor. Vermiyor. İller İdaresi Kanunu bize bunu veriyor. Vermiyor. Ve dolayısıyla kanunla sınırlanır hükmünü biz uymadık. Ne yapması lazımdı? İki yol vardı. Ya o umumi hıfzı sağ kanununda bir madde değişik yaparak pandemi durumlarında İçişleri Bakanlığı veya hükümet veya Cumhurbaşkanı kan hükmünde kararnameli veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle sokağa çıkmayı şu kadar süre için engelleyebilir diyecekti. Olağanüstü hal ilan edip ya da biz kanunu değiştirip olağanüstü hal ilan etmeden pandemi durumlarında bu yapılabilir diyecekti. Ya biz bunun yerine olmayan bir hükme dayandık. Hatta hatırla bayramda içki satılmasını yasakladık. İçki içenlerde pandeminin daha çok görünüp Görünmediği yönünde bir istatistik falan da olmadan keyfek eder İçişleri Bakanlığı ben içki içilmesini sevmiyorum içki içenlere pandemi daha çok geliyor gibi bir yani belki toplanıyorlar diye mi acaba hani gibi. Bilmem bilmem böyle bir şey yok zaten ya böyle bir yetki yok tekrar söylüyorum siyasal olsun diye söylemiyorum hukukun ne kadar rahatlıkla işte anayasa bunun bir güvencesi olursa anayasa mahkemesi bunun bir güvencesi olursa ancak var. Geçenlerde mesela park bahçelerde işte içki içilmesiyle ilgili bir konu oldu o buraya giriyor mu? girmez olur mu? İnanılması güç bir şey. Valilik şöyle bir açıklama yapıyor. Bu tür olaylar içki içenler arasında daha sık görüldüğü gerekçesiyle. A na nasıl bir şey ya? Hiç mi var acaba? Bu nasıl bir şey ya? <laughs> bu nasıl bir şey? Ama bu konuda mesela şey diyenler de var. Yani benim cadde Bostan'da evi var. Önünde işte sürekli insanlar gelip bira içiyor. Orada işte tamam. şişeleri kırıyorlar tamam, yani. Tamam doğru. Eğer kamu düzeni bozuluyorsa. Zaten devlet ne için var kardeşim? Bu şuna benziyor. Maçlarda kavga çıkıyor. Maçları. <laughs> Ya saklayalım. <laughs> ya yalan mı? Peki o Cadde Bostan'da oturan birey ne yapacak? Eğer evinin önünde içki içip dağıtan şişeyi kıran nara atan varsa derhal en yakın karakola haber verecek. Adamlar gelip bunu kamu düzenini bozmaktan, güvenliği bozmaktan alacak içeri yasal işlem yapacak. İçki içmek demek mutlaka şişeleri kırıp insanlara saldırmak demek değil. Aynı maça gider gibi. Maçta kavgayı önlemek zorunda değil misin? Ama maçı yasaklamıyorsun. Bir de gerekçe şunu kullanamazsın hukuken. Bu tür hareketler daha çok görüldüğü gerekçesiyle içki içmekte. Yahu adam hani affedersin amiyane olacak ama hani ağzıyla içmesini bilmiyor derler. Eğer bilmiyorsa dünyanın her yerinde bunun şeyi vardır. Bunu yaparak aa içmesin kardeşim bu da cıvıtıyorlar diyerek sonunda bu ülkede özgürlükleri kısıtlayamaz. Ama kısıtlıyorlar. Ama kısıtlıyor. <laughs> Anayasa'ya aykırı, mı? aykırı. Muhalefet partilerinin buna ortalığı kaldırması gerekir. Ama Türkiye'de bir gerçek var. Siyasal sistem. Halkın bir bölümü yapabilir siyasal sistemin aktörleri. Demek ki bunu çok önemli bir özgürlük kısıtlaması olarak görmüyor Görüyor. demek. Peki şimdi en tartışmalı maddeye geldik. Din ve vicdan hürriyeti. Evet. Madde 24 herkes vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. 14. madde hükümlerine aykırı olmamak şartıyla ibadet, dini ayin ve törenler serbesttir. Kimse ibadete, dini ayin ve törenlere katılmaya dini inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz, dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz. Din ve ahlak eğitimi, öğretim, devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Din kültürü ve ahlak öğretimi ilk ve orta öğretim kurulumlarında okutulan zorunlu dersler arasında yer alır. Burada kendi kendine çelişti zaten. Din eğitimi ve öğretimi ancak kişilerin kendi isteğine, küçüklerinde... kanuni temsilcisinin talebine bağlıdır. Kimse devletin sosyal, ekonomik, siyasi veya hukuki temel düzenini kısmen de olsa din kurallarına dayandırma, siyasi veya kişisel çıkar yahut nüfus sağlama amacıyla her ne suretli olursa olsun dini veya din duygularını yahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz. Çok önemli maddelerden bir tanesi hele Türkiye'de bugün bu. Söyleyeceklerim benim bir hukukçu olarak bir kesimin ya da şahsımın görüşleri. Türkiye'de maalesef ve maalesef çok uzun bir süreden beri bu özgürlükte aynı ifade özgürlüğü gibi aynı yargı gücünün bağımsızlığı gibi bilerek veya bilmeden çok tartışmaya açılan bir konu. Şimdi ilk önce söyleyeyim. Din ve vicdan özgürlüğü koruyan en önemli ilkelerden bir tanesi laiklik ilkesidir. Türkiye için de önemli elzem konulardan bir tanesidir. Türkiye'de maalesef laiklik ilkesi de çok uzun süreden beri çok tartışılan bir kavram haline dönmüştür. İlk başta bazı partiler veya görüşler şöyle bir şeyleri sürüyorlardı. Laiklik dinsizliktir diyorlardı. Nasıl geçenlerde bir hoca çıktı. Şeriata karşı olanlar kafirdir. Kafirlerle aynı düzenlemeye çarptırılmak durumundadır dedi. Kur'an yakmakla ona çıkmak aynı şeydir dedi. Şimdi bu belli bir görüş belli insanlarda var bu. Ha sonra şu çıktı. Ama laiklik ilkesi belli değil ki. İçeriği belli değil. Laiklik dinsizliktir. Laik devlet olmaz insan olur gibi bir takım hiçbir anlam ifade etmeyen net söylüyorum hukuken Tamamıyla bana göre yalan yanlış şeylerle bir takım Türkiye'deki sistem, kavramlar içinden çıkılmaz hale getirildi. Bakın laiklik ilkesi kimilerinin söylediği gibi de devletle dinin birbirini hiç tanımaması, ikisinin ayrı olması, devletin dinle dinin de devletle ilgilenmemesi hiç birbirlerinin işine karışamaması da demek değildir. Neden değildir onu söyleyeceğim. Avrupa'da dünyadaki bir gelişmeye dikkat edin. Roma İmparatorluğu. Milattan sonra işte 9. 10. yıllardan itibaren ciddi bir güç kazandı. Ve sadece Avrupa'da değil Asya'da, Afrika'da birçok yeri kapsayan dev bir imparatorluk haline dönüştü. O sırada Hristiyanlık çıktı. Hristiyanlık o dönemde yeni bir takım şeyler söylüyor diye ciddi bir güç kazanmaya başladı. İlk başta çok mücadele edildi. Fakat daha sonra Hristiyanlığın söylemleri karşısında mücadele edilemedi. 800 yıl sonra aslında o da ilginç. Bravo. Ve 325'te İznik konsilinde şimdi dünya ateşten bir toptur gibi baştan başlıyorum ama şu laikliği mutlaka kafamızda koymamız lazım. Roma İmparatorluğu o büyük güç her şeye hakim olan ama sonunda o da Hristiyan olan büyük imparatorluk. Roma'nın ilk başta güç kazanmasının nedeni bu başkalarının tanrılarıyla filan fazla ilgilenmiyordu. Onlara bir tane vali atıyor istediğiniz şeye tapının ben sizi yönetirim diyordu. Fakat Roma yıkılmaya başladı. 4. yüzyılda 395'te patladı ikiye ayrıldı. Doğu Roma, Batı Roma. Ve 476'da yıkıldı. da Yıkıldıktan sonra neden? O göçlerle, kavimler göçüyle Roma İmparatorluğu'nun o dev gücü karşısında artık o güçte bir şey olmadı. Franklar, Angıllar, Saksonlar, Cermenler, şunlar bunlar. Küçük Ve küçük. Orta Çağ başladı. Orta Çağ. Orta çağda bu koskoca Roma İmparatorluğu'nun yerine yeni bir güç doğdu. Hristiyanlık siyasete de etkilemeye başladı. Öyle ki artık siyasal anlamda da kilise karar veriyordu. Hatta 476'da artık diyoruz yıkıldı ama 1076 yılında hatırla. Koskoca kutsal Roma Cermen İmparatoru'yla 4. Henry ile Papa kapıştı 7. Gregorius. Ve ne oldu? Gregorius 4. Henry'i aforoz etti. Demek ki İngiltere'de bu gelenekmiş hocam. Var. Ve ne oldu biliyor musun? Papa aforoz edince kendi soyluları dahi o feodal düzende senden bir şey olmaz. Sen nasıl imparatorsun? Bırak kutsal Roma cermenmiş. Sen aforoz edildin dedi. 1077 yılında karlarda Papa'nın gittiği Kanos'ta misafir olarak gittiği yerde karlar üstünde 3 gün Henry bekledi. 3 gün sonra Papa yüzüğünü öptürdü ve affettim seni dedi. Aforozu geri aldım dedi. Henry sevindi. Ah dedi artık beni soylularım tanıyacaklar. Şimdi bunun için anlattım. Artık dinin tartışılmaz bir üstünlüğü başladı. Ve Engizisyonlar bilmem neler filan falan 1300'lere kadar bu devam etti. 1300'lerde ise... Konuyla ilgilenenler Umberto Eco'nun meşhur romanını okuyabilir. Bravo. Gülün adını. Çok güzel. Gülün adını. 1300'lerden sonra yavaş yavaş bu anlayış gene güçlen yıkılmaya başlandı. Ve papayı aldı Avignon'a getirdi. Güzel Filip, Filip Löbel ve artık kilisenin inanılmaz gücü yavaş yavaş bir sekteye uğramaya başladı. Ve o zaman ortaya bir ilke çıktı. Bak kardeşim sen papasın. Toprakların var. Askerlerin var. Altınların var. Zenginliğin var. Silahların var. Ben de kralım. Benim de askerlerim var. Topraklarım var. Silahlarım var. Gel sen benim işime karışma. Ben senin işine karışmayayım. Çünkü papayı ortadan kaldıramıyorsun. Ne yapalım o zaman? Karışma. İşte layıklık ilkesi. Birbirinin tanımamaları değil. Devletin dini otorite ve dinsel kurallar tarafından yönetilmemesi demektir. Bunun da en büyük ortaya çıkardığı şey din ve vicdan özgürlüğü aracılığıyla olur. Yani artık ben istediğim dine inanacağım. İstersem inanmayacağım. İstediğim mezhebe inanacağım. İstersem inanmayacağım. Ama devlet herhangi bir egemen olan dinin kurallarıyla yönetilmeyecek. Bu kadar basit. Bu ama bir güç savaşının sonucu. Bravo. Bunu söylemek istiyorum. Bir güç, bir siyasal yani gücün... Yani bunun felsefi bir temeli yok aslında. Hayır yok. Açıkça bir güç. Din, Roma İmparatorluğu kalıp o topraklar üzerinde ortaklığı sağlayan başka bir güç olmadığı için o zaman ben varım. Ve yavaş yavaş bir güç Hristiyanlığın da artmasıyla bütün o topraklar yayılması. Bir dakika diyor. Ben hatta onun için tabii aptal değiller onlar da. Hadi gelin diyor. Daha 1095'ten başlıyor. E 1076'da, 1077'de Kanosta'da elini öptürdükten sonra. Hadi gelin şimdi Müslümanların topraklarını alalım. Levant Levant'ı kaptırdık işte Levant dediğimiz o bölgeyi Filistin, kutsal, kutsal topraklar işte Ürdün, İsrail'in, Lübnan'ın, Suriye'nin olduğu bölgeyi hadi onları kurtaralımdan, ve Kudüs'ü kurtaralımdan ve dönüştü? İşte laiklik ilkesi şu demektir. Onun için söyledim. Devletin din kurallarına bağlı olmaması, din kurallarıyla yönetilmemesi demektir. Herkesin dini, vicdanı kendine göredir. Bunun ciddi bir anlam taşıması ancak şunda olur. Bir din daha önce güçlüyse bunun Müslümanlık olması şart değil. Hristiyanlık olabilir, Yahudilik olabilir, her türlü din olabilir. Bir din toplumun tümüne egemense varsa burada laiklik ilkesi insanların din ve vicdan özgürlüğüne gerçekten sahip olabilmeleri için getirilmiştir. Şimdi Türkiye içinde düşün çok fazla dinlerden mezheplerden ve Osmanlı ilk zamanlarında ilerlemesinin de nedeni şu hepsine bir din güvenliği veriyor. Yahudiler 611'den mi 1492'ye kadar Kastilya ile Ferdinand bir araya geliyorlar ve çok az bir süre içerisinde bir tane Müslüman bir tane Yahudi kalmıyor. Ne yapıyorlar? Kaçıyorlar. Hatta Osmanlı'ya geliyorlar. Neden? Çünkü Osmanlı o ilk kuruluş zamanlarında insanların dinine mezhebine karışmıyor. Fakat dünya değişmeye başladıkça artık bu toplumun içinde olan milletler olarak algılanan değişik din grupları veya dini olan başka milletler yeter ya artık biz hoşgörü istemiyoruz diyorlar. Osmanlı'da son dönemleri hep ben işte vatandaşımın havrada olanında, kilisede olanında, camide olanında bir sayarım falan bundan geçmek zorunda değil mi? Islahatlar, Gülhane Hattı Mayunları 76 anayasaları hep bu imalde getiriliyor. Fakat bunu kuvveden fiile geçiren ilk ilke cumhuriyetle geliyor. Saltanatın kaldırılması, hilafetin kaldırılmasıyla ve cumhuriyetle Türkiye'ye geliyor. Ve anayasada da 37'de laiktir diye getiriliyor. Şimdi bir de şunu söyleyeyim. Bakın ne dedim? Bir dinin egemen olduğu toplumlar için yüzde sekseni 90'ının olduğu için fakat Amerika gibi Yedinci yden sonra İngiltere'de olduğu gibi İngiltere ne yapıyor eşini boşayamayınca Katolik yasalarından diyor ki bunu kabul et etmiyorsa ben papaya bağlılıktan çıkıyorum dikkat et papaya bağlılıktan çıkıyorum kendi lise kendi kilisemi kuruyorum diyor. Anglikan kilisesini. Anglikan kilisesini bu gibi ülkelerde veya Amerika gibi ülkelerde bir dinin egemenliği yok ne var onun yerine farklı dinden farklı mezhepten insanlar kaçarak geliyorlar oraya. Yani protestan da geliyor, İrlandalısı da geliyor, Katoliği de geliyor, başka dinler olan da geliyor, otokton halklar da var orada. Onun üzerine laikliği biraz daha farklı uyguluyorlar. Hiçbir dine bağlı kural olmamasını sağlıyor ve bunlar arasında abi sen istediğini yap, ben sana karışmam diyor. Ama bir dinin egemen olduğu Fransa, İtalya, Türkiye gibi ülkelerde şöyle diyor. Devlet din kurallarına bağlı olmaz. 95 misin? 95. Ama Amerika'da paranın üzerinde In God We Trust yazıyor. Evet yazıyor ama sonuç itibariyle devlet şöyle diyor. İlke olarak ben hiçbir dine karışmam diyor. Örneğin meşhur Dilautzi kararı vardır İtalya'ya karşı. Aileler İtalya'da haç bulunmasını istemiyorlar. Okulda mı? Okulda, Okulda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi buna ilişkin bir karar veriyor. Şimdi bu kararı ya e, Hristiyanlık olduğu için böyle veriyor. Ha Müslümanlık olsa böyle karar vermezdi diye yorumlayanlar da vardı. İkisinden de taraf değilim ama şöyle diyor. Bak diyor burada haçın olması Hristiyanlık dininin ilkelerinin anlatıldığı şeklinde bir şey yapılmaz. İtalyan uygarlığının ve İtalyan devletinin oluşmasında tabii ki halkın doksa büyük çoğunluğu Hristiyandır. Katolik Hristiyandır. Ve ben bunun köklerimizi gösterme açısından bir şey görmüyorum. Ama çocukları eğer Hristiyan dinin tek din olduğu başka bir din olmadığı yönünde koşullandırmaya bakarsan o zaman buna karışılabilir. Ama şu anda laiklik ilkesi aykırı değildir diyor. Bu egemen olduğu dinin bir ülkede. Şimdi Türkiye'de din vicdan özgürlüğü maalesef bu boyuttan kopartılarak canım laiklik ilkesinde devlet dini tanımamalı, dinde devleti iş tanımamalı şeklinde de bana göre bütün bu tarihsel gelişme bir yere bırakılarak yok sayılarak bir somut ilkeymiş gibi anlatılmaya başlandı. Hayır, değil. Hatta Fransa bir ara okullarda sakın bunu ben kabul ettim etmedim diye söylemiyor. Okullarda, özellikle danıştayım öğrencilerin türban takmasını yasakladı. Şimdi yine benzer bir tartışma var. Aynen gene var. Bu tartışmaya girmek için söylemiyorum. Ama bunu değerlendirirken dedi ki, hayır. İslam dininin bu bir görüntüsüdür. Ben bunu kabul etmiyorum. Bir baskı olarak görüyorum bunu dedi. Şimdi doğru ya da yanlış. Türkiye'de bütün bu olaylar bağlamından koparılarak din vicdan özgürlüğü tartışılıyor. Nedenine geleceğim şimdi. Oysa bu benim dinsiz olduğum şimdi söylediklerim. Veya dini hiçe saydığım için değil. Türkiye'de böyle bir şey oldu işte adam söylüyor açık açık. Herhangi bir tepki duydunuz mu? Herhangi bir siyasi partiden de. Adam şeriatı istememe kafirliktir dedi. Şimdi biri kafir bunlar diyerek bize saldırsa peki devletten sen nasıl yaparsın? Tersini söyleseydin anında bir iki savcı çok alınır bundan hakkında halkı kim ve düşmanlığa sevk etmekten dava açardı. Din ve vicdan özgürlüğünde herkes vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. Neden? Çünkü bir dini yoktur devletin. Bu din çok iyi, bu din çok kötü diye bir şey yoktur inanmayabilirdi. 2. 14. madde hükümlerine aykırı olmamak şartıyla ibadet, dini ayin ve törenler serbesttir. Bu 14. madde bana göre çok fazla. Hakların kötüye kullanmaması anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı, insan haklarına dayanan layık düzeni kırmaya. Şimdi burada milleti bölmeye bana yani bir şey mantığını söylesin desin ki bak böyle bölüyorsun desin. Mesela efendim bütün Müslümanlar yok edilmelidir. Ya da bütün başka dinler yok edilmelidir. Bunu devletin milli güvenli düzenli bölününün bütünlüğüne değil doğrudan dolayı layık cumhuriyete veya kamu düzenine aykırı diye söylersin. Dolayısıyla buranın değişmesi lazım. Ama 14. madde hükümlerine aykırı olmak şartı ibadet, dini ayin ve törenler serbesttir. Bunun bir anlamı var. Dediğim gibi ama bunu net koyacaksın 14. madde değil. Neden? Mesela benim dini inancıma göre faraza inek keseceğim. Ya şimdi sokağın ortasında kestiğim zaman bu kamu düzeni dediğimiz işte güvenlik, sağlık, Huzur buna aykırı. Ben şimdi bağırta bağırta yolun ortasına geçiyorum abi. Dini veya okulda ders yapıyorum. Çocuk diyor ki bana bir dakika efendim diyor. İkinci namazı veya işte öğle namazı geldi. Çıkın sınıftan ya da ben sıranın üstünde namaz kılacağım diyor. Şimdi bu İslam dinine aykırı olmak falan değil. Bu kamu düzenine aykırı. Benzer şekilde şöyle örnekleyebilir miyiz? Ben başka bir dine inanıyorum. Kedi keseceğim dedim. Keselim mesela. Mi? Mesela. Kesemiyorum. Kesemezsin. Bunu söylediğimiz için bize çok kızacak. Çok şimdi. kızıyorlar. Bravo. İşte dine karşı adam açık söylüyor. Hayır değil. İlkeyi yerine koymak lazım. Dolayısıyla Türkiye'de bu ilke üzerinde çok oynandı. Hatta bazı insanlar da buna karışıp efendim laikçi, laik perez, az ve pilav üstü laiklik gibi bir takım <laughs> ilkeler çıkarttı. Doğru değil. Laiklik ilkesi buradan gelmedir. Bunun azı pilav ha yanlış yorumlayan yanlış yorumlamıştır. Ona karşı çıkarız. Yapamaz diyebiliriz. Demeliyiz. Örneğin ben o zaman Vatan Gazetesi'nde yazı yazıyordum. Üç gün arka arkaya bu konuda yazı yazdım. isteyen bakabilir. Şimdi hani herkes böyle vay bu dine karşı falan falan dedim ki örneğin bir anne oğlunun mürüvvetini derlerdi ya ordu evleri gel kiralıyorum bazen düğün yapabilirsin demiş. Kadın da o düğüne gitmiş. Artık o düğün herkese açıktır. Ordu evi değildir. Kiraya verdiğim bir yerdir. Oraya türbanıyla da girer. İstediği gibi girer. İstemiyorsan verme. Kamu alanı değil artık o. Veya parka gitti. Dur giremezsin. Veya oğlu yemin edecek işte askere gittiğinde yemin ediyor ya bir ay sonra. Gidecek giremezsin. Olur mu ya? Şu örneği vermiştim şeyde de hatta. Benim yolda iki kişi gasp ediyor. Ve tanık da şansa üç tane oradan geçen başörtülü veya cübbeli vatandaş. Ben de karakola gidiyorum şikayet ediyorum diyorum bunlar gördüler. Şimdi bunlara karakol veya hatta hakim şöyle diyebilir mi? Siz giremezsiniz. Tanıklık yapamazsınız. Ya bu tanığım benim ya. Ama efendim istediğimi yaparım. Hayır yapamazsın. Kimse Dini inanç ve kanaatlerinden dolayı veya olmamasından dolayı kıranamaz ve suçlanamaz. Ya insaf örneklerini görüyoruz. Ya. Dolu görüyoruz ya son günlerde şu harika hepimizin gözünü yaşartan deyim veyahut da inanılmaz şu kızların evet, e, dünya şampiyonluğu voleybol. Ya neler söylendi buna ya? O kadar rahat insanlar. Şimdi din vicdan özgürlüğünü yanlış yorumlayanların, laikliği yanlış yorumlayanların da bunda büyük katkısı var. Bu felsefi bir görüş değil bana göre. Pratik bir şey aslında. Evet pratik bir şey. Şimdi gelelim şuraya. Din, ahlak, eğitim ve öğretimi. Ne diyor? Devletin gözetim altında din öğretimi ancak kişilerin kendi isteğine küçüklerinde kanuni temsilcisinin talebine bağlıdır. Peki bu eğitim hakkında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde de var mı? Var. Vatandaşlar yani kişiler, anne baba, çocukları kendi dini, felsefi inançlarına göre eğitim almasına izin verebilir diyor. Ne için söylüyor bunu biliyor musunuz? Bu da çok önemli. Din dersini demokratik bir ülkede, laik bir ülkede veriyorsan bu ülkenin yüzde doksanı şu dinden diyerek o dini anlatan şekilde veremezsin. Türkiye veriyorlar hocam. Veriyor. i̇şte 1982'ye kadar ben de okudum. Çoğumuz okuduk. Benim yaşımda olan insanlar ve biraz daha küçük olanlar. Biz şunu yapıyorduk. Din dersi almak isteyen veli geliyor. Bak ne kadar güzel bir şey. Ben alacağım diyordu. Böylece sen neden almıyorsun? Başka dinden misin? Dinsiz mi senin ailen? Deme imkanını kaldırıyorduk. Almayacağım değil alacağım. Dedi. Alacağım diyordu. İki zorunlu dersler içerisinde sayıldığında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin zengin kararı var, Cem, Cem Vakfı'nın kararı var, İzzettin Doğan kararı var, defalarca Hasan Zengin kararı var. İnanılmaz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye'de bu din eğitiminin nasıl yapıldığı yönünde sayısız kararı var. Ve diyor ki laiklik ilkesine aykırı diyor. Fakat bunu bizim iktidarlara ve toplumun bir bölümünü anlatamıyorsun. Peki şu Peki, haksız bir eleştirimi. Mesela felsefe dersi de veriyoruz. Antik Yunan felsefesi okutuyoruz. Bilmiyorum gerçi okunuyor mu ama. işte Sosyoloji veriyoruz. Yani bir sürü şeyi öğretiyoruz. Tarih öğretiyoruz. Çünkü bizim zamanımızda ben öğrenciyken din hocaları hep onu derdi. Ya öğrensin ne olur yani. hani. Doğru. Bu bir argüman değil mi? Doğru. Öğrensin tabii. Yani dolayısıyla zorunlu tutulamaz mı? E, şöyle söyleyeyim. Zorunlu tutulacaksa eğer. Bütün lel bir devlette işte. bravo. Ha biz Müslümanlık fazla diye dört ders Müslümanlığın üstüne yaparsın. Beş ders, iki ders Hristiyanlığın üstüne yaparsın. Bir ders de şeyin üstüne yaparsın. Ben din alimi değilim bilmiyorum ama bizim dinimizde bunları tanıyor. Dolayısıyla yapacaksın ama bir tek dinin. Şimdi hele abarttık artık. Şimdi bunu söylediğim için kimileri Flu TV bile şey yapabilirler. Ama bir sürü dersler koydular. Bunlar zorunlu. Bunlar layık bir ülkede olmaz. Neden olmaz? Çünkü bir devletin dinine bağlı değilsin. Ve ne diyor bak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi diyor ki Alevilere zorunlu din dersi veremezsin diyor. Bizim devletimiz nasıl cevap veriyor biliyor musun? Hayır biz Müslüman olmayanlar için bir hak getirdik. Almak istemiyorum diyebilir diyor. Abi, i̇nanılmaz. İnanılmaz. Yani almak istemeyene şöyle diyor. Ben Müslüman değilim. O yüzden alacağım. Ya böyle bir şey olabilir mi? Bu Osmanlı'nın sonuna döndürür. İşte laiklik ilkesi bu kadar önemlidir. Teknik bir şey soracağım ve onunla bitirelim zaten. Diğer hiçbir maddede yapmadığı bir şey yapıyor burada. Din ve vicdan hürriyetini tanımlıyor yukarıda söylüyor. Sonunda şöyle bir paragraf var. Kimse devletin sosyal, ekonomik, siyasi veya hukuki temel düzenini kısmen de olsa din kurallarına dayandırma veya siyasi veya kişisel çıkar veya nüfus sağlama amacıyla her ne su ...süretli olursa olsun dini veya din duygularını yahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz diyor. Evet. Bu diğer hiçbir madde Yok. Evet. Neden var burada? Çünkü layıklık ilkesi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda da. Neden şimdi açık söyleyelim yani bunun şeyi yok. Cem evlerinde Hazreti Ali'nin resminin yanında Mustafa Kemal Atatürk'ün de resmi var. Neden? Ya hepsi çok seviyor. Tabii seviyor. Herkes sever. Neden ama? ilk defa ben eşit yurttaş, hoş görülen, müsamaha gösterilen bir vatandaş değil. Ben sünni bir Müslümanla eşit sayılan bir vatandaşım. Eşit haklara sahip. Sana oldu tamam iyi davranıyoruz değil. Eşit vatandaşlık. Şimdi bu eşit vatandaşlık geldiğinde laiklik ilkesi sayesinde geliyor. İşte bu laiklik ilkesi Cumhuriyet'in kuruluşunda da bu insanları bir araya getirmek için ki dikkat et bu o kadar önemli bir şeydir ki ya İrlanda'da muhakkak başka gerekçeleri var ama görüntüdeki gerekçe din ayrılığı. Dolayısıyla bunun olmaması için laiklik ilkesini getirmiş ve arkadan da diyor ki dikkat et önemli olan bu kimse devletin sosyal, ekonomik, siyasi veya hukuki düzenini kısmen de olsa din kurallarına dayandıramaz diyor. Bu işte kesin temel ne demiştik? Sen istediğin dine, istediğin mezhebe bağlı ol. Vicdan özgürlüğün var. Bunun neticesinde, sonucunda sen devletin kurallarını kısmen de olsa din kuralına dayandıramaz. Evet ama ben teknik bir şey soruyorum. Aslında bu burada olmamalı onu diyorum ben. Daha önce olmalıydı bu. Ben burada bir özgüven eksikliği görüyorum. Yani... Tabi e, tabii tabii tabii. Ha. Tabii Onu canım. Diyorum. Yerden göğe kadar haklısın. Ya zaten özgüven eksikliği şurada. Ya ben cumhuriyeti kurdum. laiklik kesine 37'de anayasaya getirdim ama emin ben değilim. Ben emin değilim. <laughs> evet. Ya yani çok karşı olan insan var. O yüzden bunu bu maddeye koyalım. Yani çok kim? ilginç ama. tabi yani metin olarak çok tabii. Ilginç. O yüzden zaten Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de, Türkiye ilişkin verdiği kararlarda, Anayasa Mahkemesi de, o vesayet düzeni denilen kararlarında laiklik ilkesinin Türkiye Cumhuriyeti açısından önemini ortaya koyuyor. Şimdi kim ne derse desin, da benim görüşüm ne kadar önemli olduğunu şuradan anlıyorsun. Açık söyleyeyim bak, bir ara Allah rahmet eylesin, Erbakan Hoca şöyle diyordu. Bize oy vermeyen patates dinindendir diyordu. Duydun mu hiç? Evet, duydu. herkes duydu. Şimdi bir hoca bu hoca yani şey değil sokaktaki Ahmet Bey söyledi değil ya bu önemli bir adam. Ne, ne iş yapıyor yani bilmiyorum, bilmiyorum ama Diyanet'te falan falan bir şeyleri var ve önemli bir hoca olduğu iddia ediliyor. Ne diyor? Şeriatı istemeyen yani din kurallarına dayalı devleti istemeyen kafirdir diyor. Şimdi bu tehlike Türkiye'de var. Beğen beğenme. Dolayısıyla ben laiklik ilkesinin böyle törpülenerek e, burasını kabul edelim mi? Ya yok canım ikisi ayrı birbirinden. Sana ne ya? Tarikatlar, cemaatler istediğini yap. Ya dikkat et. E, siyasal olarak söylemiyorum. 6 yaşında evlendirilen çocuğu korumak için oraya binlerce insan gidiyor ve devlet ağzını açmıyor. Bir Hadi git bakayım şimdi. Faraza gazeteci içeri atıldı. Sadece görüşünden dolayı. Hadi git bakayım oraya. Mahkemenin önüne bir git. Hadi git. Zopa. Zopa, Zopa git. Şimdi bu şunu açıkça gösteriyor. Bu madde Türkiye'deki anayasa düzeni açısından çok önemli bir maddedir. Doğru uygulanması gerekir. Doğru uygulanmazsa ...fecaate yol açabilir. Şu andaki durumda onu gösteriyor. O yüzden de bu maddeyi bir güvensizlik eksiliği olarak buraya da koymuşlar. Koymuş. Son olarak uzadı biraz ama tarikatlar konusunda bir şey yok mu? Yani burada tarikatlardan özellikle bahsedilmemiş. Hayır bahsedilmemiş ama zaten tekke ve zaviyelerin kapatılmasında bunu koymuş. Zaten çok tartışılan diyanet işleri de bunun için getirilmiş... Yani bu işler toplumsal kesimler aracılığıyla yapılmasın. Devlet din kurallarına hem uygulamayı hem de işte cenazesi, bilmem duası, cuma namazı bunları düzenlesin. Hem bayramları düzenlesin. Hem de dinin kurallarının tartışılarak yorumlanması için bunu diyaneti kuralım demiş. Ama diyanet bugün farklı bir boyuta ulaşmış. O da mesela normal bir hukuk düzeninde olmaması gereken. O diyanet işleri başkanlığına geldiğimizde mesela Amerika'da var mı öyle bir yer? Hayır yok. Religion agency yok. yok. <laughs> Ama hakikaten gerek de yok. Şimdi Amerika'da yok. Mesela Fransa'da bak. Fransa'da mesela pazar günleri falan Paris'te biraz daha az ama başka kentlerde kiliseye, kiliseye gidilir. gidilir. Belli günlerde kiliseye gidilir. İşte 24 Aralık gecesi kiliseye gidilir. Ama ben Fransa'da ya artık bu yeter ya. Nedir bu düzen böyle laikçi saçma sapan düzen. Biz papa tarafından yönetilelim veya kilise tarafından veya din kurallarıyla yönetilelim diye dese adam meczup derler. ya ciddi ciddi bizde işte partiler devlet var devlet bayağı yüksek gibi. seviyede devlet memuru olur ve ciddi di bir partinin başkanı bile olabilirsin. Çünkü bu bir devletin evet. temel çatısından bir demokratik olması gibi. Canım demokratik olsun ama ya padişah yönetsin demekle veya dediğin söylediğin gibi şu haklar olmasın şu haklar olsun biz idare edelim demek gibi bir şey bu. Demokratik bir devletin dini olmaz. Din kurallarına dayalı da olmaz. Ya üç maddecik ne olur? olmaz. Peki ama hocam son olarak hani itiraz edeceğim ama bir din var, İslamiyet diyeyim veya başka bir din. Yani patates dini de olabilir fark etmez. Bu bir kurallar silsilesi koyuyor ve diyor ki toplumsal düzeni de evet. sağlamak istiyorum. Evet. Onun için atıyorum işte hırsızlık yapanın kolunu evet, keserim. Kolumu keserim i̇şte, diyorum. Bir hukuk sistemi kurdu. Evet, kurdu. Bu bir problem yaratıyor aslında. Yani, yaratıyor. Ama şunu söyleyeyim kolay yani değil. Gerçekten İslam'a inanıyorsa bir insan e, öbürüne de inanmak zorunda olmuyor mu? E, şimdi şöyle söyleyeyim. Yani sadece hukuksal, hukuksal olarak soruyorum. Evet. Şimdi bu ayırım esasında bana göre fiktif bir ayırım. İslamiyet dünyanın kurallarında koyar, Hristiyanlık koymaz. Halbuki bu şuradan kaynaklanan bir şey. İsa zamanında gücü yoktu. kimi dinleyelim? Sezar'ın hakkı Sezar'a, Tanrı'nın hakkı Tanrı'ya demiş. Doğru mu? İnkizisyonla o da koyuyor ha? zaten. İnkizisyonu getirmedim. Papa hakim olduğunda imparatora bile hadi oradan afaroz ettim seni dedi mi? Dedi. Yani din kuralları çok önemli bir Dolayısıyla bizimki dünyayı da düzenliyor, diğerleri düzenlemiyor. O yüzden biz dünyayı düzenleyelim bunlarla demek fiktif bir ayrım. Çünkü bir din, bir iktidar eğer sınırsız verdiği takdirde Her diğerinin şey, üstüne çünkü, geçer. Çünkü bize yorum olarak yazıyorlar bazen. Ya bazen. yazarlar. Size şey diyorlar hani egemenlik kayıtsız şartsız milletindir demişler. Kayıtsız ya. şartsız olmaz demiştim. Altı şey yazmışlar. İslam'ındır yazmışlar. E i̇şte yani bunu ben okumadım. Şimdi bu palavra bir şey. Yani bunun e, klasik e, bugünkü demokrasiyle Bugünkü devlet anlayışıyla falan hiç alakası yok. Ha böyle düşünen insanlar olabilir tek tek. ne e Mesela Amerika'da da mormonlar var. Yok mu? Böyle düşünüyorlar, yok böyle, mu? Yaşıyorlar. E böyle yaşıyorlar. Ama devlet de onlara şey yapmıyor. Yapmıyor kadar. ama işte demin söylediğim gibi ya merak etme yapar. Mormonlar hiçbir zamanda ya yeter ya devleti biz yönetelim artık bunlar Hristiyanlıktan çıktı mahvoldu dediğinde merak etme o devlet... Teksas'ta bir şey vardı hatırlıyorsun adam toplamıştı tarikat ya hiçbir şey yapmadılar ama baktılar ki tarikat aa güçleniyor sardılar etrafını ee, bombalar şeyler tamamını öldürdüler doğru mu yapsınlar diye söylemiyorum ama dolayısıyla şuna geliyoruz her sistem kendini korumak için ne Evet yapıyor ha çok güzel söyledin yani ben laikliği korumak için hiçbir şey yapmamalıyız. Ne yapalım yani? Beklemeliyiz. Dur, dur bakalım ne var? Hoca da çıksın kafirdir desin. Aa çok öldürürlerse ya o kadar öldürmeseydiniz deriz. Veya çok içeri atarlarsa çok atmasaydınız deriz. Bu yanlış bir görüş. O bakımdan söylüyorum bunu. Ve laiklik ilkesi başka hiçbir şey değildir. Bak bir dahaki haftalarda düşünceleri açıklama ifade özgürlüğüne de geleceğiz. Bu iki konu. Türkiye Cumhuriyeti açısından hayati. hayati iki konudur. Varlığı açısından da söylüyorum. Nasıl düşünceleri açıklama özgürlüğünü bugün, aa sen bunu savundun, sen bunu şey yaptın, devletin beğenmediğini savundun diyerek inanılmaz bir şey yapabiliyoruz. Bu din vicdan özgürlüğü de Türkiye'de gerçekten söylüyorum toplumun gelişmesine veya bir çizgide gitmesine çok bağımlıdır. Eğitim, din eğitimi de böyle. Eğer Türkiye'de bir kişi bile olsa farklı farklı dinlerin varlığını, mezheplerin varlığını kabul eden ve İslam dininin de insanların İslam dinine şey yapabileceğini ama devletin kurallarını bunu dayandırmaması gerektiğini, aksi takdirde devletin demokratik olamayacağını bilen bir toplum çoğunluğu sağladığı takdirde bu iş tehlikede değildir. Kimse, aa bunu söyledin dinsiz demez zaten seni dinleyenlerde. <laughs> Diyorlar ama bazen. Veya diyorsa da bunun yanlış olduğunu bilsin. Bana göre yanlış. Hiç umurumda değil. Ama şunu da söyleyeyim. Türkiye demokratik, layık bir ülke olduğu takdirde bunları da ortadan kaldıracaktır diye düşünüyorum. Onun için de ilk başta bu böyle efendim din kurallarını dayandıralım veyahut da suç işlenmiyor mu Türkiye'de yani? Bakın veya işte içki içenlerin arasında kamu düzenini bozma eğilimi daha çok görüldüğü için gibi bana göre tırnak edeyim, saçma hukuk dışı bir gerekçeyi ileri sürmediğimiz takdirde bunları daha rahat maddeler halinde uygulayabileceğimize inanıyorum. Teşekkür ederiz hocam. Görüşmek üzere.